hakkı, doğadaki özgürlüğün diğer adı. İmrendiren bir mağrurluk ve dikbaşlılık. Bir zamanlar aslında hepsinin bir sahibi varmış. Ta ki elden ayaktan düşüp çalışamaz hale gelinceye kadar. Ya da sahipleri fakirlikten besleyememiş onları. Böyle başlamış yılkı atlarının özgürlüğü. Belki de istememişlerdir önceleri özgürlüğü. Ancak öyle anlaşılıyor ki sonradan sevmişler. Yabanileşmiş, insanlardan uzaklaşmışlar ve zor yakalanır olmuşlar. İlginçtir yılkı atlarının hikayesi. Bir şekilde doğaya salınan ama aslında bir zamanlar evleri olan atlar onlar. Ama artık evleri doğa. Bağlı değillerdir kimseye. Kolay kolay da bağlanmazlar. Vahşi ve yabani olarak bilinirler. Ama aslında özgürlüğün ta kendisidir onlarınki. Adlarını eski Türkçeden almışlar. Orhun abidelerinde, Dede Korkut hikayelerinde bahsedilir onlardan. Yılkı atları Anadolu'nun dağlık alanlarında serbest halde yaşayan doğanın kendi çocuklarıdır. On, 12, 15 attan oluşan gruplar halinde dolaşırlar. Grup halinde yaşamaları özellikle kış aylarında daha kolay hayatta kalmalarını sağlar. Çünkü kış ayları yılkı atları için hayatın zorlaştığı aylardır. Elbette her şeyin bir bedeli olduğu gibi yılkı atlarının özgürlüklerinin de bedeli vardır. Kış aylarında yiyecek bulma sıkıntısı çekerlerken, yaz aylarındaysa su bulma sıkıntısı yaşarlar. Tabii kurt gibi vahşi hayvanların saldırıları da cabası. Ama fark etmez yılkı atları için.
tehlike anında sayıları 200'e hatta 300'e çıkıverir. Yılkı atlarının uzun burunları, kış aylarında karınlarını doyurmaları için onlara büyük avantajlar sağlar. Otlara ulaşmak için ayaklarının da yardımıyla burunlarını karın altına sokan yılkı atları, otlara bu yolla ulaşırlar. Su ihtiyaçlarını ise doğada doğal yollardan oluşmuş su birikintileriyle karşılarlar. Yılkı atları sürüsünün her zaman bir lideri olur. Grup içinde en güçlü olan liderdir her zaman. Zaten hiyerarşik olarak sıralanırlar. En güçlüden en güçsüze doğru. Lider sürüyü güdendir, yönlendiren ve tehlikelere karşı koruyan. Anadolu'nun kırsal bölgelerinde çiftçiler bahar aylarının gelmesiyle birlikte yılkı atlarını yeniden yakalayıp onları evcilleştirebilir. Ama bu zor bir süreçtir. Özgürlüğe alışmış olan yılkı atları insanlardan kaçarlar ve kolay kolay yakalanmazlar. Kimi çiftçiler içinse at sahibi olmanın kolay yoludur yılkı atları. Onları yakalayıp evcilleştirirler. İşlerini gördükten sonra kış aylarında tekrar doğaya bırakırlar. Ve bu at için yeniden başlar özgür olmak ve onun bedeli. Yılkı atlarının korunması için Türkiye'de yasal herhangi bir düzenleme yok. Bu nedenle kimi zaman avcılar tarafından da avlanabiliyor. Thank you.
yaşamanın bütün zorluklarına rağmen yılkı atları özgürlüklerinin tadını çıkarıyor. Bir zamanlar sahipleri tarafından terk edilmiş olduklarını unutup, doğada yaşıyor, çoğalıyor, yaşlanıyor ve ölüyor yılkı atları, mağrur, dik başlı ve özgürce.